Şimdi dönelim e, Eray Bey'e. Bize anlatabilir misiniz şimdi Münbiç ve Tel Rifat'ın önemi? E, işte Suriyeli, 1 milyon Suriyelilerin e, dönmesi için aslında bir plan söz konusu. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle ifade etti. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz dedi. Tel Rifat ve Münbiç terörist, teröristlerden temizliyoruz dedi. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak, göreceğiz diyor. Ne evet. anlamalıyız Çok bu? Çok boyutlu şeyler ifade ediliyor. Evet. Tabii şimdi önce durumu ben size. Tabi buyurun. tabi 18.482 kilometre karelik bir alan, Telrifat ama daha küçük 442 kilometre karelik bir alan. Tabii 2010 verileri var elimizde ama burada tabii değişik sayıda teröristler olduğu yani işte yaklaşık 2-3 bin toplam terörist olabileceği ifade ediliyor. Ya özellikle tabii Münbiç'in e, jeopolitik konumu yani coğrafi konumunun sağladığı bir takım avantajları var. O da e, Fırat Nehri'nin batısında olması e, Münbiç'in ve bunun paralelinde Halep'in e, ulaştırma yollarını kontrol eden bir coğrafya, coğrafi konumda olması da Tel Rıfat'ın e, önemini evet. arttırıyor. E, şöyle bir şey düşünelim, bakın farklı bir bakış açısıyla, evet. e, Fırat'ın batısında Minbiç ve Tel Rıfat teröristlerden temizlendiği zaman, bakın ilk defa Türkiye bir blok olarak bir bölgeyi tamamen bir, bir arada boşluk uşağı, olmaksızın evet, oluşturmuş oluyor. Bakın şimdi aynı şey e, Irak'ta da şu an ordumuzun operasyonları var. Orası da sonuçta belki Kandil'den Sincer'e kadar olan alanı ama orası biraz daha tabi coğrafi şartlar farklı olduğu için belki biraz daha derinlik olabilir. Sonuçta bir blok olarak Sincer'e kadar o alanın da temizlenmesi sağlandığında o alanda bir blok olarak tam olarak kontrol altına alınmış olacak. Sonuçta burası da İdlib'den Sincer'e. Sinjar'dan işte e, Hakurka kadar diyelim İran sınırına kadar olan alanın temizlenmesi Türkiye'nin e, stratejik sınır güvenliğini sağlamasının son aşaması. E, buraların güvenli hale getirilebilmesi için de biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin buraya yerleştirilmesini de önünü açacak. Evet. Şimdi dolayısıyla hakikaten çok önemli tarihi bir e, süreç yaşıyoruz. Yani günler e, yaşıyoruz. O da e, çok net bir şekilde İdlib'den, Aynel Araba kadar olan yani Fırat Dehri'ne kadar olan alanın Türkiye tarafından belli bir derinlikte kontrol edilmesi bu bence stratejik amaçta çok önemli bir adım oluyor. Yani yeni bir safhaya geçiyoruz sözü. Peki bu Şu alanı en azından artık çok net bugüne kadar operasyonlar. Doğusu ne diyebiliyoruz? Yani Fırat'ın doğusunun kuzey kısmı için. Şimdi şöyle dört tane yer var Başak Hanım. Kamışlı, Aynel Arap, Münbiç, Terrifat. Şimdi 2019 yılı Ekim ayında Amerika'yla önce Amerika'yla 18 Ekim'de 22 Ekim'de de Ruslarla yaptığımız anlaşma gereği bu dört yerden teröristlerin e, çıkması e, ve bunun için bunun 150 saatte gerçekleşmesi anlaşması vardı. Ama bu yapılmadı. E, tabii şöyle Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre biz meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bu operasyonu yapmak zorunda kalıyoruz. Kalıyoruz yani keşke yapmak yapmak durumunda kalmasak ama buna mecburuz. Çünkü sürekli terörist sızmaları ve sürekli saldırılara maruz kalıyoruz. Ama sonuçta biz burayı bir başka ülkenin topraklarında operasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla siyasal konjonktürüdeki gelişmeleri mutlaka takip etmemiz lazım. İkincisi de bölgedeki aktörlerle bir uzlaşı içerisinde olmamız lazım. Burada tabii özellikle Rusya'nın... Türkiye ile olan uzlaşısı süreci belirlemede son derece önemli. İran konusunda da İran evet maalesef yani buradaki PYD unsurları, PYD-PKK unsurlarıyla birlikte hem Tel Rıfat'ta bunu görüyoruz yani saha bilgisidir hem de Minbiş'te bunu görüyoruz. Çıkıyor ama formal güçleriyle çıkmıyor. Bakınız 33 askerimizin şehit edildiği zaman ESED'e müdahale edildiğinde etkisiz hale getirilenlerin bir bölümü de ee, İran destekli silahlı gruplardı. Yani terör örgütleriyle birlikte hareket ettiği sahada tespit edilirse bu operasyon esnasında e, kim olursa olsun e, formal güçler dışındakileri söylüyorum, e, diğerler için angajman kuralları geçerlidir. Terörist olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tanımlanacak ve imha edilecektir, etkisiz hale getirecek. Bu Dolayısıyla burada bütün mesele e, şuydu aslında Ruslar, yani İlk anlaşmada Ekim 2019'da Amerikalılar boşalttıkları yere Rusları bıraktılar. Acaba Ruslar Tel Rifat ve Münbiç bölgesinden çekildikleri zaman ya da bu alanı boşalttıklarında operasyon için Alan açtıklarında bunu İran'a mı İran güçlerine mi bırakacaklar ya da başka güçlere mi bırakacaklar yoksa Türkiye'ye mi? Evet. Baktığımızda şu ana kadarki gelişmeler başka bir alternatif olmadan Türkiye'ye Türkiye. alan açtıklarını söylüyor. Çünkü Şöyle... Lavrov'un Türkiye kayıtsız kalamaz sözü de burada son derece evet. önemli efendim. ABD'nin tavrına baktığımızda Pentagon'dan açıklamaları görmüştük. Endişeliyiz evet. öyle özetleyebiliriz yani evet, öyle. aslında ifadeleri. Harekattan endişeliyiz. SDKG ki onlar PKK-YPG terör evet. örgütünü böyle adlandırıyorlar. SDG bizim partnerimiz. Partnerimiz SDG ile günlük temas halindeyiz açıklamalarında evet. bulunmuştu. Yani SDG açısından burada... endişeli olduklarını ifade etmişlerdi. Şimdi Lavrov'un açıklaması sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin böyle bir hakkı olduğu. Evet, kayıtsız, kayıtsız kalınabilecek <laughs> bir durum olmadığı şeklindeydi. Şimdi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın da şöyle bir açıklaması var. Suriye'deki meşru hükümetin rızası alınmalı. Biraz önce Sayın Pekin dedi ki ABD'de Rusya'da işte bir takım, şeyler, açıklar, söyler. Evet. E olur bunlar. Bunları böyle mi görmeliyiz ya da Rusya'nın bu söylediği ne anlama geliyor? ABD'nin bu söylediği ne anlama geliyor? Evet, şimdi hemen önceki operasyonlara bakalım. Aynılarını Amerika, Afrin operasyonda, Azez'de, Resulayn'da, Talabiyat'ta söylemedi mi? Söyledi. Sonuçta ne oldu? kanama en fazla tarzı. Yani diplomatik söylemin dışında herhangi bir sahada hareket olmadı. Bunda da bu olacağını tahmin ediyoruz. Yani hiçbir şekilde Amerika'nın e, bu bölgede Türkiye'nin bir güvenlik kuşağı oluşturarak ülkesinin stratejik e, sınır güvenliğini sağlamasını istemediğini biliyoruz çünkü PKK PYD ile e, iş tuttu ve buna işte e, 40 bin tır neredeyse e, yıllardır yardım yaptı bütçesinden ödenek kayırdığını biliyor. Dolayısıyla ama sonuçta bu bir askeri operasyon ve bu askeri operasyonun da kuralları var. Yani hem uluslararası e, hukukta Cenevre Sözleşmesi <laughs> hem de sahada kuralları. Nedir? Angajman. Angajmanlar ilan edilip buna göre gereken yapılacak. O zaman Daha önce de yani... yapıldı. Bir şey söyleyeceğim. Ha, Sizin söylediğiniz cümleye bir katkı olsun diye. PKK ya da PYD, PKK-PYD hem Amerikalılarla hem de Ruslarla hem de rejimle beraber çalışıyor bölgede. Şey bölgesinde, Doğu bölgesinde PKK-PYD Amerikalılarla beraber. Ama bu bahsettiği gösterilen bölgede ise hem rejim hem de e, Ruslarla beraberler. Dolayısıyla yani karşımızda böyle bir yapı var. Sizin sorduğunuz cevabı biraz. Evet. Hatta yani şöyle dersen. bunu evet bunu e, görmemiz lazım. E, dediğiniz gibi yani PKK pyd hem Ruslarla çalışıyor rejimle çalışıyor hem de bir, Amerikalılar. Tarihi olarak şunu unutmamız lazım. Yani hocam PKK uzmanıdır, PKK tarihi uzmanı. Suriye başından itibaren. PKK terörüne en büyük desteği veren, yıllarca topraklarını öcalana açan bir ülkedir. Aynen, Terör öyle. devletidir. Bildiniz? Terörist devlettir. Yani Onu Suriye'de onun çok kişi bilmiyor bunu ya. Haziran ya evet, yani Haziran 1980'de Urfa'dan PKK'nın ilk geçtiği yer Suriye'dir. Tabii, orası ve Baba ve Esad da dahil... karşılayı... O zaman özür dilerim Şunu da ilave et lütfen. Edin lütfen. Babası Esat'ta, oğul Esat'ta namlı Türk düşmanıdır. Tabi ve bunun için kim... çok az kişi biliyor Tabii. yani. Tabii. Yani ya biraz inceleyin ya böyle politika geliştirirken. Ee, ve şeyin e, hani Türkiye şimdi deniyor ki 2000'e yakın rejim askeri o bölgeye geçmiş. Yani şeyden e, Halep bölgesinden hareketlenmiş. Ya Su Sarhova diyor ki hani şey rejimin şeyini alın, görüşünü alın. Hani desteğini alın. Rızasını alın. Meşru rızası... hükümetin rızasını alın. Meşru hükümet ne zaman kendi toprağına sahip çıkmış ki? Ne zaman PKK'ya karşı şey yapmış ki? Yani adam Esad kendi iktidarını korumak adına ülkesini paramparça etmeye hazır bir şey. Daha da, sonra söyleyeyim. Yani. 2011 iç, yılında iç savaş çıktığında bu alanları rejim kendisi PKK'ya silahsız tabii, tabii. ve savaşmadan ve teslim deminden, etti. Deminden hocam söyledi. Bakın şimdi biz bir 30 kilometrelik bölümü eğer şey yaparsak, kontrol altına alabilirsek, Rakka bölgesi, güney bölgesinde Amerika... Hocam söyledi, devlet kurduracak PKK'ya. Ve bizim savaşımız aşağı doğru da inecek, mecbur inmek zorunda yani. Çünkü orada hem petrol kaynaklarına da... Daha, daha güneye olacaklar. doğru mu? Tabii öyle, yani bakın doğası gereği Ama öyle. Ama o başka bir boyut olmaz e, tabii mı? Tabii doğa, doğa yani. bakın 900 kilometre hat boyunca, 911 kilometre boyunca Suriye Suriye topraklarında biz bir hattı hep kontrol altına tutacağız. Şimdi o bölgeden sızma olmaması mümkün mü? 911 yani şöyle... Var. Buyurun Sayın Pekin. Bir şey daha dedim. Ben şimdi e, Rusya için en önemli e, şehir burada Halep. E, Rusya Halep dediniz e, değil Halep mi? Halep'in kuzeyinde kuzeyinde o, evet evet Halep'in kuzeyinde Terrifat ve Mümbiçi kontrol ederseniz Halep'in e, kuzeyinde kontrol ediyorsunuz ve o e, gelen biraz evvel e, Sayın Ereğin söylediği şeyleri de ee, gelen yolları da, ikmal yollarını da kontrol ediyorsunuz. Evet. Birisi, evet, onun için oraya dokunmayın V4 diyor. Otoyolu. Amerika Birleşik Devletleri dengeyi dengeyi bozmayın diyor. Ee, dengeyi bozacak hareketler yapmayın diyor. Söylediği yer, birisi şeydir, e, Aynen Arap'tır. Birisi de Rakka-Hasege bölgesidir. Çünkü Rakka-Hasege hattının güneyinde Amerika Birleşik Devletleri ee, o işte 65 bin kişilik orduyu orada besliyor. Devlet teşki, evet. devlet yapmaya çalışıyor. Evet. Yani e, bir de şeye dokunmayın diyor. E, Rumeyland'a e, Kamışlı bölgesinde Kamışlı evet. bölgesinin içerisinde evet. şey var. E, doğuda, petrol sahaları var. E, bak, evet Boğuda. Bakın Rakka, Hasake ve güneyinde buğday var. Tarım var. Öbür tarafta petrol var. Dolayısıyla bir de e, ekonomik şey verdi buralara yatırım yapabilirsiniz diye şey verdi. E silah tesisat da veriyor. Her her yılda yeteri kadar yardım yapıyor. Yani, yani 1 milyar dolara yakın yardım yapıyor. E, dolayısıyla Amerika Devletleri'nin e, isteği bu dengeye dokunmayın diyor bize. Rusya'da Halep'e dokunmayın diyor. Çünkü Halep giderse e, şeyin elinde, Esad'ın elinde bir şey kalmıyor geride geriye. Yani Şam kalacak, Hama Humus kalacak ve e, hepsi o kadar yani. Bir de Karadeniz kıyısında küçük bir yer kalacak. Onun için e, bu, bu konularda bunları söylüyorlar. Ya sanırım bu konular Lavrov gelecek herhalde. Yanında bir askeri heyet de var. 8 Haziran'da 8, 8 Haziran'da, Haziran'da Türkiye'ye gelecek. Evet. 8 Haziran'da e, evet. o önemli evet. bir Kusura bakma Eray, özür Estağfurullah komutanım. Tamam. E, yani sizin kaldı, bıraktığınız yerden ben müsaadenizle devam edeyim. Buyurun. E, şimdi Estağfurullah. Bu, burası evet yani şöyle bir şey var ama hani biraz daha stratejik baktığımızda önce batı batısı için söylüyorum. Memlük ve Telrifat kontrol altına alındığında e, şu, bu mesele yani Türkiye'nin sağladığı güvenlik kuşağının oluşturduğu ortam sadece burayla sınırlı kalmaz. Aşağı doğru da sirayet eder. Çünkü nereye kadar bu Dört yani otoyolu sınırı mı Yani olur evet hani e, bu biraz daha e, hani her ne kadar e, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz e, bu alanda kalsa da özellikle stratejik alanı. yolları kontrol <laughs> ettiğiniz için Bizim etki alanımız, ilgi alanımız biraz daha güneye doğru evet. e, genişleyecektir. Bunu bilelim. Şimdi aynısını Aynel Arap ve işte Kamışlı Tamış. içinde önce Aynel Arap'la e, Resulay'ın arasındaki bölgenin kontrol edildiğini düşünün. E, ve ondan sonra e, Kamışlı'nın bu anlamda tabii ki konjonktürel gelişimlere takip edilerek kontrol edildiğini düşünürseniz, şöyle bir şey oluyor o zaman. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Sadece bir güvenlik kuşağı oluşmuyor burada. Aynı zamanda hem Ruslar ve rejim için hem de Amerika için aynı zamanda buradaki güvenlik kuşağının bir baskı oluşturduğunu görürsünüz. Şimdi zaten Amerika Irak ve Suriye'den e, birlik çekti, asker çekti. Aynısını Ruslar da yaptı. Dolayısıyla buradaki oluşan boşluk alanlarını Türkiye'nin bu al, güvenlik kuşağını oluşturmak suretiyle fiziken doldurmasa bile etki ve ilgi alanı kapsamında doldurabilmesi oluşacak bundan sonraki Suriye sürecinde de Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Yani burada Biraz daha aslında e, bir haritamızı genişletmiş olduk. teşekkür ederim. Gördüğünüz yani gibi burası Kamışlığı önemli. Eee biraz önce evet. komutanımın bahsettiği <laughs> bu Haseke bölgesi, Rakka bölgesi işte burada net görünüyor. Yani işte su kaynaklarının yüzde %85'i, petrolün yüzde %70'i gibi çok önemli tarım topraklarının da yine çok önemli bir bölümü burada. Burada da Amerikalılar konuşlanmış durumda. Ama şöyle bir şey var. Yani neticede Amerika buradaki teröristlere PKK, PYD'ye de askeri, fiziki askeri destek de sağlayamıyor. Yani burada sınırlı çünkü... Neticede asıl Ukrayna ve Rusya üzerinden nihai hedef 2030'da Çin gibi görünüyor. Yani bakarsanız Amerikan donanmasının %70'i şu an Asya Pasifik'te. Dolayısıyla Amerika'nın Orta Doğu stratejisi, stratejisi o büyük stratejisinde ikincil duruma düşmüş durumda. Dolayısıyla bundan sonraki süreç zaten Türkiye'nin şu an yakalamış olduğu tarihsel iki tane önemli avantajı destekleyecek nitelikte devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla şu hatta Türkiye'nin sağladığı güvenlik kuşağı bundan sonraki sürecin de e, özellikle Suriye Yeni Suriye devlet yapısının oluşturulmasında Türkiye'nin ağırlıklı olarak ya daha doğrusu denklemde ağırlıklı olmasını da önüne açacaktır. Şunu sorabilir miyim? Şimdi 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü de bu e, plan çerçevesinde ifade edilen noktalardan biri. Dolayısıyla yani şimdi Fırat'ın batısında sağlanacak alan mı? bununla ilgili ifade edilen yoksa Aynel, Arap, Kamışlı vesaire buralarında dahil olduğu alan mı? Ya şu an iki, Hepsi ikisi dahil. de doğru aslında. Efendim? Sayın yani. Pekin siz mi bir şey eklediniz acaba? Ben yani ben e, arkadaşım söyledi zaten ikisi de doğru ikisi de, iki, ikisi de yapılabilir. Evet yani şöyle yani zaten sadece, şu anki güvenlik. E, e, evet. Buyurun komutanım. Buyurun Sayın Sen Pekin. Lütfen lütfen. Yok yok buyurun komutanım. Ben şunu söyleyeyim. Yani e, orada bizim e, o kuşağın tamlanması demek. Biraz evvel söylediği gibi bizim sigortamız demek. Türkiye'nin evet. sigortası demek. Evet. Neye göre sigortası demek? Bu Rakka Haseke'nin güneyindeki o kudurlan o e, garnizon devlete karşı baskı yapmak, Rusya'ya baskı evet. yapmak konusunda önemli. Evet. Bir de bizim getirdiğimiz güvenlikle sadece 30 kilometre genişliğindeki alan değil. Onu söylemeye çalışıyor Sayın Eray. E, o alan değil. O alanın altındaki alanlar da ...emniyetli bölge haline girecek ve yaşanabilir bir bölge haline girecek. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla oralarda da e, insanlar e, şey yap, iskan izkan edilebilecek yani. Evet. buyurun. Komutanım sağ olun. Tam olarak e, benim de ifade etmek istediğim husus bu. Yani burayı tam sadece bir güvenlik kuşağı değil... ...aynı zamanda buranın derinliklerine de etki etmede... ...çok önemli bir e, alan ve bir sigorta Tabii. olarak görmemiz lazım. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni bir safhaya geçiyoruz sözünü... ...iki şekilde yorumlamak gerekir. Bir... Yakın bir blok olarak bu alanın kontrol edilmesi evet. neredeyse şuranın üçte bir yani Suriyesinin üçte bir artık kesin şöyle stratejik güvenlik sağlanıyor burada bu, bu bizim için bir beka meselesi ya. Bu anlamda bekamızın en azından bu bölümün net bir şekilde adını koymuş oluyoruz. kontrolümüze giriyor. Aynısını burada da başarırsak ki başaracaktır Türkiye. Çünkü Türkiye için bu bir beka meselesidir. Amerika ve diğer ülkeler için bu bir politikadır ama beka dolayısıyla öyle ya da böyle. Bunu ben yıllardır söylüyorum. Yani bugün de yani değil. Tabii bu çok bu, özür dilerim. Benim aslında sormak istediğim şu. Şey, bu öncelikli tabii Türkiye'nin sınırlarının hattının korunması, güvenli hale, için güvenli hale getirilmesi. Şimdi bu tamamen Doğu kısmı da Fırat'ın e, o blok oluşturulduktan sonra devreye girecek dönü, geri dönüş projesi. Bunu böyle mi anlamalıyız? Hayır. Yoksa batıda bu Tel rıfat ve Mimbiç tabii, tabii. E, alındıktan sonra bu 1 milyon Suriyelinin döneceği alan orası mı olacak? Yoksa Hayır. bir sonraki aşama mı Şöyle, Bu zaten şu an Türkiye'nin e, güvenli e, hale getirdiği alanlarda bu 1 milyon projesi başlatıldı. Bunlar ne olur? Mimbiç ve Tel rıfat. Alanlarını da söyledim. Bunlara ilave olur. Yani buralarda da Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşü için önemli yerler haline gelir ve dönüşler. Neden? Bakın dikkat edin, tam da Fırat Nehri. Yani aynı zamanda burada ekonomi de bu anlamda diğer alanlara göre daha da revaşta olacaktır. Yani yaşam alanlarının kurulmasına fayda sağlayacaktır her bir alan bakın yarın Aynal Arap bölgesi de temizlendiğinde belki de 500 bin, 600 bin, 1 milyon bilemiyorum yani buradaki duruma göre şu an söylemek zor ama buralara da dönüşler planlanacaktır. Dolayısıyla Türkiye aslında sadece askeri operasyon yapmıyor gördüğünüz gibi. Yani aynı zamanda insani faaliyetleri askeri operasyonla birleştirilerek bir sinerji yaratıyor ve bu anlamda da Bakınız hem Hatay Belediyesi işte Urfa Belediyesi, Kilis Belediyesi, Antep Belediyesi, yani bunlardan da sürekli buralara işte kardeş belediyeler ilan edilmek suretiyle bu temizlenen alanlarda yerel yönetimler oluşturuluyor. Demografik yapıya göre yerel meclisler oluşturuluyor. Bunların bünyesinde de polis kuvvetleri oluşturuyor. Ve bizim polis ve mı şimdi gidip onlara, mesela Azez'de, Cerablus'ta, Tel Abyad'de, bunlar var. Oradaki yerel kolluk kuvvetlerinin oluşması da sağlanıyor. Dolayısıyla bütün hepsini birleştirdiğinizde bu güvenlik kuşağı oluştuğunda e, bu bölgenin lokal <laughs> güvenlik birimleri de oluşacağı için e, dolayısıyla bu e, güvenlik birimleri üzerinden, lokal güvenlik birimleri üzerinden de teröristlerle Türkiye sınırı arasına bir mesafe, güvenlik Daha mesafe koymuş Daha sorularımız var. Olacak. Hakan Bey, Nedim Şener'i ve Abdülkadir Selvi'yi de dinleyeceğiz kısa bir aradan sonra. <laughs>